Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Şu an saat 8.22, sabahın körü arkadaşlar. İşlerim olduğu için erken kalkmak zorundaydım. Uzun da video çekmeyeceğim. Kısaca değinip bitireceğim arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Hedefimize nokta atışı geldik. Öncelikle bunu anlatabilirim. Gördüğünüz gibi kanalımızın üst çizgisine ulaşmayı başardık. Ve adım adım ilerleyerek buralara kadar geldik. Doğru mu? Kanalın alt bandına geldiğimizde yatırımlarımızı yaptık, sepetimizi yaptık. Ondan sonra orta bandı hedefledik. Adım adım gittik arkadaşlar. Beklentiye göre gitmedik. Burada beklenti 30 bindi. Biz kanala göre hareket ettik, korkmadık. Doğru mu? Buraya geldiğinde de işte geri çekilecek, düşecek, 37 bin gelecek falan. Orada biz nasıl hareket ettik? Arkadaşlar, kanalı kırdığımızda kanalın üst bandı hedeftir. Ve aynen o şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Ama zurnanın zırt dediği yer burasıdır. Yani öyle önemli bir yere geldik ki şimdi anlayacaksınız zaten. Yani burası artık kader direnci gibi bir şey. Eğer biz yükseleceksek bu direnci kırmamız lazım. Bu direnç kırılmadıkça da yükseliş beklenmez. Ne beklenir? Örnek vereyim, tekrardan bir geri çekilme beklenebilir. Şöyle. Veyahut şöyle bir geri çekilecek. Bir daha kanalı deneyecek. Şöyle oyalanıp daha sonra kırmaya gidecek. Bu da olabilir arkadaşlar. Evvela bu direnç neden önemli, oraya geleyim. Dün videomuzda şöyle bir şeyden bahsettim size. Yükselen bir trend var. Şöyle. Doğru mu? Şöyle çizdik arkadaşlar. Çizemedik. Tamam. Şöyle bir çizim yaptık. Dedik ki arkadaşlar, yükselen trend hattımız ve kanalımızın üst çizgisi aynı yerde buluşuyor. Doğru mu? Tam o noktaya bir yükseliş geldi. Bakın, yani bu kadar mı güzel çalışır? İki direnç bir aradaydı ve güzel de çalıştı gördüğünüz gibi. Ondan beridir de kanalın üst çizgisini kıramıyoruz biz. Şimdi buradan geri çekilmesi mantıklı mı? Mantıklı tabii ki. Ama kırarsa da arkadaşlar, hedefimiz epey bir yukarıda. Yani direktman 55.000 bandını hedefleriz. Onu söyleyebilirim. Kırılım ne zaman gelir? Nasıl gelir? Oraya da geleceğiz. Ama bir direnç daha var. Şöyle göstereyim. Şu nokta. Hatırlarsanız kanalımızın orta çizgisine geldiğimizde şurada, aynı çizgiyi orada da çizdim. Şöyle gösterdim size. Dedim bakın arkadaşlar, burada da bir yükselen trend kırılımı mevcut. Doğru mu? Daha sonra bir retest gelebilir diye bahsettik. O da gelmişti. Hatırlarsınız, geçen haftanın videosuydu. Ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Günümüze gelelim. Şu an üzerine atmışız. Şöyle. Üzerine atmışız. Bu güzel bir durum. Diğer taraftan da diğer yükselen trendin altındayız. Şimdi buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Düşüş nasıl teyit edilir, onu anlıyoruz. Hemen kaldırayım çizgilerimizi. Eğer biz şu mum altında 4 saati kapatırsak muhtemelen düzeltmeye gideceğiz. Yani neresiymiş orası? 49.500. 49.500'ün altında 4 saati kapatırsak arkadaşlar, o zaman geri çekilme bekleyeceğiz. Ve şöyle bir yükselen trend hattı oluşuyor o esnada. Şu şekilde. Nereye kadar düşüş bekleriz? İlk etapta arkadaşlar 48.800'e kadar bir düşüş. Orada tutunamazsak düşüş daha da derinleşir. Yani düşüş senaryosu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim yükseliş senaryosuna. Gördüğünüz gibi iğneleri atıp duruyoruz biz direncin üzerine. Ama kapanışı yapamıyoruz 4 saat. Kapanış yapmamız için nerede kapatacağız? Önce oraya geleyim. Şöyle gece 3'e gidelim arkadaşlar. Şu şekilde 50.250. Oranın üzerinde 4 saati kapatacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle 50.200 üzerinde bir 4 saatlik kapanış. Ondan sonra yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Ama diyelim 50.200 üzerinde 4 saati kapattık. Tekrar bir düşüş geldi ve desteğin altında kapattı. 49.500. O zaman deriz ki bu kırılım tuzaktır. Düşüşü bekleriz. Tamam mı arkadaşlar? Yani bilmeniz gereken bu. Diğer taraftan bir de dominansa bakalım arkadaşlar. Şimdi dominansa baktığımızda
Bir kırılım vardı dün videomuzda. Hala da o şekilde duruyor. Ama bu kırılım sahte mi değil mi? Senaryo eğer BTC düşecekse buradan, o zaman bu bir sahte kırılım bana göre. Niye? Altcoin'ler zaten yükselmedi arkadaşlar. Ve BTC böyle bir yükseliş yaptı. Doğru muyum? E şimdi Bitcoin buradan bir düşerse altcoin'ler yerin dibine girer. Yani aklıma yatmıyor. Benim görüşümle buradan geri çekilirsek böyle bir anda zart diye değil de biraz daha kademeli bir düşüş. O esnada dominansta da bir geri çekilme, altcoin'ler bir tık hareketlenir diye düşünüyorum. Eğer biz dominansla bu direnci kıracaksak muhtemelen Bitcoin de yukarı yönlü kıracaktır. O da altcoin'ler için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar dominans işin sırrı diyebilirim size. Eğer biz düşeceksek dominansta, tamam mı? Bitcoin direnci kırmayacak. Benim görüşüm bu yönde. Adım adım gideceğiz. Direnç kırılmadıkça uçmayacağız. Tamam mı? Destek kırılmadıkça korkmayacağız. İki arada bir deredeyiz. Yani buna göre ilerleyeceğiz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.